Libya'da şehit düşen bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet yazarı ve Oda TV yöneticisi Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan, editör Hülya Kılınç, Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser ilk kez hakim karşısına çıktı. Gazeteciler aylar sonra böyle görüntülendiler. Altısı tutuklu, yedi gazeteci arkadaşımız değil, çok sayıda arkadaşımız yargılanıyor ayrı davalarda. Yarın da öyle. Toplam üç gündür, dün, bugün, yarın 20'ye yakın gazeteci yargılanıyor. Türkiye bir gazeteci hapishanesi durumunda. Sadece acı çekenler gazeteciler değil. Neredeyse toplumun hangi kesimine dokunsanız bir ah sesi geliyor. İşte dün baroların yaşadığını iki gündür, bir haftadır gördük. Baro başkanlarının Ankara'ya sokulmadığını gördük. Avukatlar avukatlık yapamıyor. İki avukat ölüm orucunda. İşçilerin kıdem tazminatları yok edilmeye çalışılıyor. İşte bu yüzden gazetecilere baskı yapıyorlar. Bu yüzden gazetecileri yargılıyorlar. Bu yüzden tutukluyorlar. Gerçekler duyulmasın, gerçekler, hakikat topluma ulaşılmasın istiyorlar. Ama bu ülkede görevini yapan gazeteciler var. Her şeye rağmen hakikati topluma aktarmaya çalışıyor, gazetecilik yapmaya çalışıyor. Onlarla birlikteyiz. 6 gazeteci İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısındaydı. Duruşma öncesi tutuklu gazetecilere destek büyüktü. Susmayacağız maskesi takan gazetecilerden Mehveş Evin, özgür basını susturmak istiyorlar dedi. Herkes biliyor ki bugün burada ne bir ifşa davası için ne de bir casusluk davası için toplandık. Son 10 yılda defalarca olduğu gibi yine bir gazetecilik davası için bir aradayız. Gazeteciler, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, benzerini yıllardır gördüğümüz mesnetsiz suçlamalarla karşı karşıya. İçi boş bir iddianame ile 112 günden beri Silivri cezaevinde tutsaklar. Mart başında biz adeta bir kırmızı pazartesi senaryosu izledik. Tezgahlar, tuzaklar, troll saldırıları birbirini izledi. Süreç başladığında, sosyal medyada giyotinler çıkarıldığında, malum medyaya servisler yapıldığında, gören gözler olarak olanı anlamıştık. Önce Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, ardından Barış Pehlivan, sonrasında Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser içeri atıldılar. Kumpas kurulmuş, haklarında hüküm çoktan verilmişti. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yalnızca malumu ilan etmek kaldı. Kırmızı Pazartesi işte tam da buydu. Meslektaşlarımızın hürriyetleri ellerinden alınıp korona pandemisi koşullarında demir parmaklıkların arkasına atılırken asıl mesaj bizlere, dışarıdaki gazetecilereydi. Görmeyin, duymayın, konuşmayın deniyor. Üç maymunu oynamamız isteniyordu. Yalnız Barışları, Hülya'yı, Murat'ı, Ferhat'ı, Aydın'ı, müesseri değil, bizleri de susturmak, sindirmek, korkutmak istiyorlardı. Namık Kemal susmuş muydu? Ya Sabahattin Ali ve Nazım Hikmet sinmiş miydi? Siz Uğur Mumcu'nun ya da Musa Anter'in biat ettiğini gördünüz mü? Ya Hrant Dink ve Metin Göktepe? Asla. Cezaevindeki gazeteci meslektaşlarımız gibi bizler de susmadık. Çünkü her birimiz hakikatin peşindeyiz. Bunu halkımızın gerçekleri bilmesi için yaptık, yapıyoruz. Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olsa da ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cennet, bu cehennem bizim. İşte o nedenle kavgamız da, sevdamız da, davamız da birbirimizle dayanışmayla sürecek. Ne diyordu Adnan Yücel? Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Daha dün baro başkanları Ankara'ya sokulmuyordu. Ama direndiler, mücadele ettiler ve kazandılar. Biz de inanıyoruz ki adalet kör topalda olsa, yavaş yavaş yürüse de mutlaka gideceği yere varır.
Bugün yargıçlardan adil olmalarını, hukuku referans almalarını, vicdanlarını dinlemelerini ve meslektaşlarımızı serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Bilin, halkın ekmeğidir adalet. Bu ekmeğe haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık doğramayın. Kendisini ölüme mahkum eden yargıçlara, asıl mesele ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar diyen Sokrat'ın sözleri kulağınıza küpe olsun. Ta başından beri söylediğimiz gibi, onlar tutukluyken hiçbirimiz özgür değiliz. Özgür basın susturulamaz. Başta bu davada yargılanan gazeteci meslektaşlarımız olmak üzere, hakikatten ayrılmayan tüm gazetecilere özgürlük. Haberin var mı inisiyatifi? Gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'nin gazetecileri tutuklayarak aslında topluma gözdağı verdiğini savundu. AKP iktidarı gazeteciliği adeta bir suç olarak görüyor. Kendileri hakkında hiçbir eleştiriye tahammül edemeyen, yaptıkları haksızlıkları ortaya koyan, yolsuzlukları inatla kamuoyuna duyuran tüm gazeteciler AKP iktidarı tarafından tehdit ediliyor. Bugün 6'sı tutuklu 7 gazeteci arkadaşımızın yargılanması da aslında bu anlayışın sonucudur. AKP çeşitli gerekçelerle gazetecileri tutuklayarak hem topluma gözdağı veriyor hem de toplumun haber alma hakkını engelliyor. Bir gazeteci tutukluysa o toplum gerçeklerden haberdar olamaz. Bir gazetecinin tutuklanması sadece bir gazetecinin tutuklanması demek değildir. Aynı zamanda halkın haber alma hakkının engellenmesi demektir. İktidar medya tarafından denetlenmek istemediği için gazetecileri tutuklayarak denetimsiz bir Türkiye'yi hedefliyor. Ama şunu bilsinler ki gazeteciler var oldukça, gazeteciler bu ülkede nefes aldıkça haksızlık kimden gelirse gelsin bunları yazmaya, teşhir etmeye ve kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Bugün burada görülen dava da bir gazetecilik davasıdır. Hiç kimse bunu farklı kılıfların içine sokup sanki gizli saklı bir şeyler varmış havasına da girmesin. Yargılanan gazeteciliktir ama bugün yargılayan gazeteciler olacaktır. Cumhuriyet yazarı gazeteci Zafer Arapkirli de düşünen insanların cezaevinde tutulduğunu savundu. Şimdi Türkiye bu hani basın özgürlüğü sıralamalarında, gazeteci tutuklamalarında, gazeteci mahkumiyetlerinde, o dünya çapında yapılan sıralamalarda hep aşağı sıralarda. Yani ben ekonomik göstergeler açısından, gayri safi milli hasıla açısından ya da işte bilmem büyüme hızı, enflasyon bilmem o tablolarda, o liglerde aşağılarda olmayı tercih ederim. Ama demokrasi açısından düşünen insanına, yazan çizen insanına, fikir savunan insanına verdiği değer açısından bir sıralama yapıldığında ben ülkemi en tepede görmek istiyorum. Bakın en tepelerde de değil, o ligin en tepesinde görmek istiyorum. Çünkü bu ülkenin en büyük ayıplarından biridir. Bizler fakir ülkeler olabiliriz ya da ne bileyim az gelişmiş ülkeler olabiliriz ama demokrasi liginde en aşağıda bir ülkenin vatandaşı olmak, öyle bir ülkenin gazetecisi olmak benim ağrıma gidiyor. Bunun da nedeni bu ülkeyi yöneten sınıf, bu ülkeyi yöneten siyasi zihniyet düşünen insandan nefret ediyor. Örgütlü insandan nefret ediyor. Çaplı, birikimli, donanımlı, eğitimli insanlardan nefret ediyor. İşte o yüzden gazeteciler adliyelerde bu şekilde süründürülüyor. O yüzden yazarlar süründürülüyor. O yüzden avukatlar sokaklarda itilip kakılıyor. O yüzden mühendislerin, doktorların örgütleri dağıtılmak isteniyor. Bunlar yani ülkeyi yöneten insanlar örgütlü ve demokrasiden yana insanlara tahammül edemiyorlar. Ama tarih göstermiştir ki demokrasi her zaman bir şekilde galip gelecek ve nefreti yenecektir sevgi. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Bugün gazetecileri geçici olarak hapiste tutabilirsiniz. Bugün avukatlara, başka meslek mensuplarına şiddet uygulayabilirsiniz. Ama bu günler geçecek ve elbette hani Nazım Hikmet'in söylediği gibi bu ülkenin meydanlarında en şanlı elbisesiyle, demokrasi tulumuyla dolaşacaktır Hürriyet. Onu da bilsinler. Cumhuriyet yazarı sanatçı Bedri Baykam da hukuk ve demokrasi vurgusu yaptı. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağrel, Hülya Kılınç ve bütün diğer arkadaşlar, Türkiye'nin özgürce haber alan,
demokratik, şeffaf bir ülke olması için bu mesleğe girmişler. Sorumluluklarını üstlenmişler ve hayatlarını bu işe vakfetmişler. Bir huzurlu ülke, bir hukuk devleti, demokratik bir ülke ancak şeffaf, özgür basınla var olabilir. Basın demokrasinin olmazsa olmaz temel şartlarından biridir. Özgür basın olmadıktan sonra o ülkede haber alınamaz, o ülkede yolsuzluk da olabilir, o ülkede faşizm de olabilir, baskı da olabilir. Her türlü kötülük basın susturularak yapılabilir. Bu genç arkadaşlar 40 yaşlarında, 30'lu yaşlarda hayatlarının en güzel, gençliklerinin en güzel döneminde kendi hayatlarını toplum hayatı için vakfetmişler. Toplumun insanca, hakça yaşayabilme, özgür haber alabilme, ifade özgürlüğü, bunları kutsal sayarak toplum için kendi gençliklerini vermişler. Ve hiçbir elle tutulamayan, kimseyi ikna etmeyen, hiçbir mantığı olmayan suçlamalarla kendilerini 110 gündür içeride tutmanın anlaşılır bir tarafı yok ve bugün bu hatadan dönülmesini bekliyoruz. Çünkü daha önce Ergenekon davalarında, balyoz davalarında yapılan benzer hatalardan daha sonra nasıl herkesin rahatsız olduğunu, mahcubiyet duyduklarını, utandıklarını biliyoruz. Tekrar aynı senaryolara düşmeyelim. Tekrar bu olaylara girip halkın huzurunu, Türkiye'yi rencide etmeyelim. Gazetecilerin ve yurttaşların yanı sıra çeşitli siyasi partilerden de çok sayıda temsilci Çağlayan'da bulunan adliyeye geldi. Gazeteci kökenli CHP milletvekili Tuncay Özkan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslendi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ve Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum. Bu utancı devam ettirmek, Türkiye'ye bu utancı yaşatmak büyük bir zulümdür. Bu zulmün derhal sonlanması için gerekli adımların acil hemen atılmasını istiyoruz. Masumiyet bir dakika bile cezaevinde kalmamalıdır. Türkiye'ye bu zulmü yaşatmak onların yaşam boyu boyunlarındaki zillet olarak kalacaktır. Bundan derhal geri adım atmalıdırlar. Masumiyetin, adaletin bu denli yıprandığı, yıpratıldığı bir ortamda Türkiye'nin ilerlemesi mümkün değildir. Sorunlarımızı çözebilmemiz mümkün değildir. Sorunlarımızın çözülmesi için hanımefendinin söylediği gibi bir araya gelmeli, oturup konuşmalıyız. Sorunlar çok büyüdü. Zulüm çok büyüdü. Bunu sonlandıracak olan şey diyalogdur. İnsanları korkutarak, sindirerek, insanlara korku, endişe vererek bu sorunların giderilmesi mümkün değildir. Korkutanlar en büyük korkaklardır. Korkudan kurtulmanın yolu daha çok özgürlük, daha çok demokrasidir. Türkiye'nin susadığı şey demokrasi ve özgürlüktür. Derhal arkadaşların serbest bırakılmasını, gazeteciliğin suç sayılmaktan vazgeçilmesini ve Türkiye'de adaletin yargıya teslim edilmesini istiyoruz. Politizasyon ve çürüme, paralizasyon bunlar derhal durmalıdır. Biz hep birlikte Türkiye'nin geleceğini konuşmak üzere bir araya gelmeliyiz. Medyası karartılan bir Türkiye akciğerini kaybetmiş demektir. Nefes alamaz. Koronadan daha kötü bir virüstür bu. Sansür, korkutma, faşizm virüsü. Bizim bu virüsten derhal kurtulmamız lazım. Bunun başlangıcı olmasını istiyorum bu duruşmanın. Bütün arkadaşlarımızla birlikte hep beraber gazetecilik suç değildir diyoruz. Hep beraber masumiyet artık özgürleştirmelidir diyoruz. Hep beraber cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın zamanı gelmiştir diyoruz. Şimdi bu duruşmada bütün bunların gerçekleşmesini ve arkadaşlarımızın özgür bırakılmasını bekliyoruz. CHP'li Muharrem Erkek ise kinle, intikamla devlet yönetilemez dedi. Ülkemizi yönetenlerin, iktidarın bilmesi gereken çok önemli bir şey var.
gazeteciler, basın iktidarlara hizmet için değil, halka hizmet için, yönetilenlere hizmet için görev yaparlar, gazetecilik yaparlar. Kinle, intikamla devlet yönetilmez. Devletin dini adalettir. Devletin temeli adalettir. Adaleti çürütürseniz işte o zaman gerçek anlamda bir beka sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Adaleti çürütürseniz işte o zaman ekonomik büyümeyi, aş, iş, ekmeği de kaybedersiniz. Adaleti çürütürseniz işsizliği, yoksulluğu büyütürsünüz. Bu haksız, hukuksuz yargılamalar ve büyütülen adaletsizlikler aslında ülkemizi hiç hak etmediği bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor. Bugün 100'e yakın gazeteci cezaevindeyse, 10 bine yakın gazeteci işsizse basın özgür değildir demektir. Ve basın özgür değilse toplum da özgür değildir. HDP'li Hüda Kaya adalet katlediliyor diye konuştu. Şu mekanda, bu meydanda hukukun, hakkın, adaletin, insanlığın, eşitliğin, özgürlüğün gerçekleşmesini istediğimiz bu meydanda bir kez daha adaletin katledilmesi sebebiyle, gerçeklerin kapatılması sebebiyle bir kez daha toplandık. Sürekli acılarla, bu sebeplerle hukukun, canın, yaşamın katledildiği davalar sebebiyle bu meydanda toplanmaya devam ediyoruz. Ve gazeteciler, dünya genelinde de baktığımızda ülkemizin durumu, içinde bulunduğu tablo içler acısı. 83 milyon insanımızın her bir kesiminden olan halkımız var burada, yurttaşlarımız var, partilerimiz var, değerli insanlarımız var. Ve her birimizin derdi insanca yaşamak, gerçekler katledilmesin, düşünceye, ifadeye, habere, gerçeklere yasak getirilmesin. İnsanların özgürlüğü gasp edilmesin, haksız yere zindanlara konulmasın. Hepimizin mücadelesi bu. Bizler adaleti burada bulunan tablo gibi hep beraber bir araya gelebildiğimiz müddetçe adalet için, insanlık için, özgürlük için, ifade özgürlüğü için, yaşam özgürlüğü için hiç kimsenin ötekileştirilmediği partisinden, mezhebinden, inancından, kimliğinden, dilinden dolayı kimsenin kimseyi ötekileştirmediği huzur dolu bir ülke için dayanışmamızı büyütebildiğimiz oranda umudumuz artacak. Burada bu tablodan ben umutluyum. Biz bu dayanışmayı büyüttüğümüz müddetçe ülkemizin geleceği daha aydınlık olacak. Ve özgürlükleri hep beraber bu dayanışmamızla bizler gerçekleştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum partim adına. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da adalet çağrısı yaptı. Hırsızlığa, yolsuzluğa, talana ve vurgunculuğa karşı korkmayan kalemler nasıl bir suç unsuru taşıdığı henüz anlaşılamayan gerekçelerle hapsedildi. Tutuklanan gazetecilerin en büyük ortak özellikleri nedir diye baktığımızda iki şey görüyoruz. Birincisi, görüşleri farklı olsa da vatanseverlikleri. İkincisi, yolsuzluğa ve hırsızlığa karşı hiç çekinmeden gerçek habercilik peşinde koşmaları. Bugün burada yargılanan Murat Arel yalnızca gazeteci değil, bizlerin arkadaşı, dostu ve kardeşiydi. Murat bir akşamüstü aynı karar içerisinde bin bir çelişki barındıran gerekçelerle tutuklandı. Bizler biliyoruz ki basını sindirilen, korkutulan, tekelleştirilen bir ülkeden demokrasi olarak söz etmek mümkün değildir. AK Parti iktidarı boyunca kurumsal yapısı yerle bir edilen ülkemizde adalet sorunu olduğu çok açıktır. Nitekim ülkemizin başkentinde darp edilen baro başkanlarının varlığı adaletin çığlığını da göstermektedir. Bizler bugün burada bu çığlığı yansıtmak için toplandık. Adaletin çığlığı Murat'ın çığlığıdır. Adaletin çığlığı Barışların Müyesser Yıldız'ın çığlığıdır. Adaletin çığlığı başkentte darp edilen baro başkanlarının çığlığıdır. Adaletin çığlığı hırsızlığa, talana,
yolsuzluğa karşı susmayan milyonların çığlığıdır. Covid-19 şartlarında taktığımız maskeler gerçekleri örtmeyecek, çığlığımıza engel olamayacaktır. Ağızlara çekilmek istenen bantları baskılara, itibar suikastlerine ve hapislere rağmen söküp atacağız. Ne sosyal mesafeler ne de hapishane duvarları Murat kardeşimizle aramıza mesafe koyamayacak. Başta Murat kardeşimiz olmak üzere haksız yere hapsedilen bütün gazetecilerin yanındayız. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşını burada adalete ve vicdana davet ediyoruz. Sol Parti'den gazeteci kökenli siyasetçi Alper Taş, gazeteciliğin cezalandırıldığını söyledi. Ya tabii bu ülkemiz açısından utanç verici bir tablo. Yani uyduruk gerekçelerle gazetecilik cezalandırılıyor. Yani iktidarın dümen suyundan gitmeyen basına gazetecilik mahkum ediliyor, cezalandırılıyor. Olay bu. Muhalefeti etkisizleştirmenin bir parçası basını etkisizleştirmek. Çünkü majestelerinin basınını istiyor iktidar. Majestelerinin basını olmak istemeyen arkadaşları da işte uyduruk gerekçelerle, kumpaslarla, işte FETÖ'den devraldıkları o algılarla, algı operasyonlarla, kumpaslarla içeriye yatırıyorlar. Ama gerçekler yerinde durmaz. Her zaman kendini ifade eder, ortaya çıkartır. O yüzden burada kaçıncı nöbetimizdir bilmiyorum. Yani çok geldik gittik. Gazeteciler için de çok gelip gittik. Taliye bekliyoruz. Hatta beraat bekliyoruz. Ve artık bir daha gazeteciler için bu Adalet Sarayı'nın önüne de gelmek istemiyoruz. Yani hepimiz açısından, ülkemiz açısından. Yani insan buraya gelirken utanıyor gazeteciler içeride. MİT yasasını ihlal, hiç alakası yok yani. Onun uyduruk bir şey olduğu belli. İktidarın yanlışlarını ifşa eden, açığa çıkartan arkadaşlar. Gazetecilik böyle bir şey. Hükümete rağmen yapılır, devlete rağmen yapılır. Olay bu yani. Gazetecilik yargılanıyor. Gazetecilerin yanındayız. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise dayanışma çağrısı yaptı. Bizler bu haksız tutuklamalarla şu an cezaevinde bulunan 79 meslektaşımızın özgürlüğü gelene kadar birlikte dayanışmayla bu zor günleri geçireceğiz. Habere ve haberciye düşman olmayan bir ülkede yaşamanın sevincini göreceğiz. Zor günler, bugün 6 tane meslektaşımız hakim karşısında ve özgürlüklerinden 100 gündür, 100 aşkın gündür mahrum durumdalar. Ve hepsi tecrit edilmiş durumda. Kimseyle bir görüşmeleri engellenmekte, birbirleriyle görüşmeleri engellenmekte. Buna rağmen onlar Silivri'de direniyorlar, bizler de dışarıda direniyoruz. Özgürlüğümüz için direniyoruz ve o özgürlüğü birlikte kazanacağız. Adliye önünde açıklamaların yapıldığı sırada sanık yakınları ve gazetecilerin duruşma salonuna girişlerinde görevlilerle tartışma yaşandı. Çok sayıda yurttaş duruşma salonuna alınmadı. Tutuklu gazeteciler aylar sonra ilk kez böyle görüntülendiler. 6 gazeteci İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli suçlamalardan 9'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.